Merhaba arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi karşıda Çan Yenice yazıyor. Bu arada Temmuz ayındayız ve deli gibi yağmur yağıyor. Çanakkale tarafına, yani Manyas tarafına geldik aslında. Manyas tarafından yemek yemek için Biga'yı önerdiler. Biga tarafında da bir meşhur dayı et mangal varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Normal Biga'nın merkezinden diğer tarafa doğru ayrıldık. Çan Yenice, evet Çan Yenice buna doğru ayrıldık. Şu anda istikamete devam ediyoruz. Birazdan bakalım dayı, meşhur dayı et mangalda ne yiyeceğiz? Nasıl yemekleri var? Sizlere yorumlarımı yapacağım. Bu taraf yolunuz düşerse muhakkak uğranması gereken bir yer olduğu için geliyoruz, göreceğiz ve yiyeceğiz. Çan yoluna girdiğinizde ilk ışıklar, yani girdiğiniz gibi olan ışıklardan sonra bir ışık daha var. Oradan dümdüz ilerliyorsunuz ve ardından dönüş almamız gerekiyor. Çünkü yolun sol tarafında kalıyor. Şimdi biz yolculuğa devam ediyoruz. Evet, görüldüğü gibi, yani bugün çok yağmurlu olduğu için çok iyi bir çekim yapamıyorum. Görüldüğü gibi çok butik bir yer, küçük bir yer ve içeride oturma yerleri var. Şimdi şöyle bahçe kısmının oraya aracımızı park ettik ve buradan bir kapısı var. Giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar içeriye girdik, yolda tarif ettim. Burada görüyorsunuz, aslında benim en sevdiğim yine ciğer yiyeceğim, dayanamadım. Köfteyi de merak ettim, sucuk köftesi de var. Satır köfte daha önce burada bir bölgede yemiştim, çok beğenmiştim. Ama daha çok tercihim yerinden oldu. Meze olarak normal patlıcan meze gözüküyor ve normal Akdeniz salatası ve normal soğanlı salata var. Bakalım birazdan yediğimizde lezzetleri göreceğiz. Buradan seçiyorsunuz ve daha sonra piştikten sonra servis yapılıyor. Sucuk köfteyle kasap köftemiz geldi. Bu arada yanında bulgur ve güzel biberler var. Ortada bir salatamız. Diğer tarafta da bir satır köfte. Tamamen satırla yapılan bir köfte. Birazdan şişlerini de geçeceğim. Tamamen sıcak servis yapılıyor. Yani mangalda pişiriyor ve sıcak servis yapılıyor. Geldikten sonra, tadımı yaptıktan sonra yorum yapacağım. Tabii ki karşınızda yemek istemiyorum. Şimdiden bana afiyet olsun. Porsiyonumuz. Ciğerlerimiz tamamen marine edilmemiş. Yani normalde birçok yerde çok çok fazla ciğer tadımı yapıyorum. Birçok yerde yediğim ciğerlerde genelde dışı baharatlı ve soslu ama bunda tamamen ciğer tadı alıyorsunuz. Gerçekten güzel. Burada köftesi harikaydı. Böyle yoğun. Hani bizim burada ne göre köftesi tadıyor. Ve etin tadını çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu tarafa bir gayonun dışarıda nerede yemek yerine geleceklerseniz. Dayı et mangal. Nasıl geldiyseniz. Afiyet olsun. Bu arada kahvemi yudumlarken gördüğünüz gibi hemen şuradan ıslak mendilini gösterebilirim. Buradan adresi telefon alabilirsiniz. Ciğer konusunda gerçekten çok güzeldi. Marine edilmemiş ve yani çok tazeydi. Normalde bizim göçmenlerin yaptığı bir ciğer sarması vardır. Annem yapar, bilmiyorum bilen var mı? Ciğer dolması da ciğer sarması diye geçiyor. Onun tadını aldım tazeliğinde. Çok güzeldi, iyi pişmişti. O yüzden ciğer yemenizi tavsiye ederim. Köftesi çok güzeldi ama tercihim ciğerli. Kırbastı yedi kardeşim. Onu da kırbastına çok güzel dinlenmiş ve yumuşak olduğunu söyledi, lokum olduğunu söyledi. Ama ciğer gerçekten mükemmeldi. Ciğer seven, benim gibi ciğer sevenler muhakkak denemesi gerekiyor. Hoşçakalın.